kişiyi konuşmak için ya da çocukları konuşmaları için zorlamamak gerek. Her an gözlerimi kapatırsam tekrar sallanacakmışız gibi geliyor. Gelecek kaygısı yaşayan öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Biz genellikle bu duyguları bastırmaya çalışıyoruz, görmezden gelmeye çalışıyoruz ki onları yok sayabilelim. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkece zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ne yazık ki bazı kayıplarımızın olduğu büyük bir afetten çıktık ve etkileri hala devam ediyor. Bu noktada bize yardımcı olacak açıklamalarıyla siz öğrencilerimize yardımcı olacak bir konuğumuz var. Klinik psikolog Jülide Başoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle milletçe başımız sağ olsun. Kesinlikle. Bu etkilerinin uzun süre devam edeceğini düşündüğümüz bir afet yaşadık. Ve bizim bakış açımızdan yani öğrencilerin bakış açısından baktığımızda da onların yakında bir sınava gireceği gerçeği var. Bu öğrenciler içerisinde hem bu depremi yaşamış, yakınlarını kaybetmiş olanlar var. Hem de deprem noktasına daha uzakta olup yakınlarını kaybetmiş ya da bunun etkileriyle takibini yapan, bunları gören ve bundan etkilenen öğrenciler var. Bu öğrencilerimizin bize bazı soruları var. Ben de sizlere bunları sormak istiyorum. İki farklı tür var. Bir depremi direkt olarak yaşamış. Bir de depremden uzak ancak sosyal medyada görmüş, her şeye şahit olmuş, dolayısıyla bunun korkusunu yaşamış. Böyle öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz için neler tavsiye edersiniz? Elbette ki hayatın bir gerçeği, yine acı bir gerçeği ama bu psikolojiden yavaş yavaş kurtulmak zorundalar. Deprem anını yaşamış öğrenciler ve dışarıdan, sosyal medyadan belki de takip eden öğrenciler için neler tavsiye edersiniz? Öncelikle gerçekten hepimizin başı sağ olsun, çok geçmiş olsun. Kayıpları olan öğrenciler ve yakınları için de ilk birkaç hafta çok yoğun ani duygular ve hisler gelebilir. Bunlar çok normal. Yani birden üzülmek, aniden kaygılanmak, tahammülün azalması, sinirlilik hali, sürekli bir alarm durumunda olduğu için uyuyamama durumu. Çünkü sürekli vücut bir tehlike hali arıyor. Ve bununla birlikte odaklanma problemi de yaşayabiliyor tabii ki öğrenciler. Bu belirtilerin ilk birkaç hafta sürüyor olması çok normal. Eğer iki haftadan daha uzun süreli bir durum söz konusuysa o zaman belki profesyonel bir yardım alınması gerekebilir. Ama kendi içlerinde neler yapabilirler? Tabii bunlara da değinmek oldukça önemli. Tabii ki bir afet sonrasında günlük rutinlerimize dönmek zaman alabilir ve oldukça zor olabilir. Ama kendilerini çok fazla zorlamadan günlük, mesela hangi saatte uyanıyorlarsa o saatte uyuyup uyanmaya, yemek yemeye mümkün olduğu kadar çaba göstermeleri de önemli. Eski alışkanlıklara geri dönmek gibi. Kesinlikle ama çok zorlamadan kendilerini. Yani yavaş yavaş, çünkü gerçekten kötü bir tecrübe yaşadık. Ve bu durumda zihinlerinin sürekli deprem konusunda olması ve bir kaygı hissetmeleri çok normal. Ama rutinlerimize yavaş yavaş geri dönüyor olmak bize bir güvendelik hissi de veriyor. Yani güvende olduğumuzu ve normal hayatın akışının devam ettiği hissini veriyor. Bu yüzden rutinlerimizi yapabilmemiz çok önemli. Ve bir diğer önemli konu da mutlaka bu duyguların dışarı aktarılması. Çünkü bazı öğrenciler, hatta yetişkin insanlar da o duyguları bastırmaya çalışıyorlar. Yani görmezden gelmeye çalışıyorlar. Günlük hayatlarına öyle devam etmeye çalışıyorlar. Ama bu durum, biliyorsunuz ki duygular bastırıldığında rahatlayamıyor. Bunları ifade etmek oldukça önemli. Mesela neler yapabilirler? Sevdikleri insanlarla bunları paylaşabilirler. Travmatik olayın etkilerinin neler olduğu, nasıl hissettirdiğini anlatmak hem o deneyimi işlemelerini hem de kaygı ve stres düzeylerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Bu yüzden oldukça önemli. Bazen özür diliyorum, lafınızı biliyorum ama böyle şeyleri dile getirmek sanki stresi gereksiz yere artıracak gibi geliyor insanlara. O zaman dediğiniz tam tersi aslında. Kesinlikle. Aksine böyle bir durum yaşandıysa bir an önce konuşulsun. Hani tabiri caizse o zehir bir aksın, gitsin ve kişi biraz rahatlasın ki normal hayatına geri dönebilsin. Ama burada önemli olan şöyle bir nokta var. Kişiyi konuşmak için ya da çocukları konuşmaları için zorlamamak gerekli. Yani konuşmak istediklerinde, yani o duygu yoğunluğu ortaya çıktığında, tabii sadece konuşmak da değil. Yani mesela bazıları anlatmak yerine günlük tutmayı tercih edebiliyorlar. Yazarak o düşünce akışını daha kontrol edilebilir hale getiriyorlar. Ya da resim çiziyorlarsa resim çizmek. Herhangi bir hobileriyle birlikte de o duyguları dışa vurabilirler. Önemli olan o duyguların içimizde tutulmaması ve ifade edilmesi. Paylaşılmıyorsa bile sevdikleriyle vakit geçirmeleri oldukça önemli bu noktada. Peki hocam, şunu da söyleyeceğim. Özellikle deprem yaşamış öğrenciler, ben de 99 depremini yaşamış birisi olarak günlerce dışarıda kaldık. O zamanlar
tabii üniversite bitmiş, artık böyle yavaş yavaş iş hayatına giriyorum. Buna rağmen, yetişkin olmama rağmen korkuyordum. Eve giremiyorum, uyuyamıyorum. Her an gözlerimi kapatırsam tekrar sallanacakmışız gibi geliyor. Şimdi ister istemez bu depremi yaşayan öğrencilerimize de bu durumlar vardır. Az önce bahsettikleriniz daha çok dışarıdan buna gözleyen öğrenciler için fayda sağlayabilir. Fakat bu tarzda kalan öğrencilerimiz için tavsiye edebileceğiniz bir yöntem var mı? Öncelikle güvendeyken güvende hissetmeyi tekrar öğrenmeleri gerekli. Yani nasıl yapabilirler bunu? İçinde bulundukları ana odaklanarak. Yani evet, bir deprem oldu, bir felaket, bir afet atlattık ama şu anda güvendeyiz. Ki özellikle içinde bulundukları binalar kontrol edildiyse, ki sınav merkezleri de genellikle kontrol ediliyor ve sağlam binalardan yapılıyor. İçinde bulundukları ana dönebilmek. Yani ben şu anda güvendeyim, içinde bulunduğum bina güvende, sevdiklerim iyi. Alıştırmasını yapabilmek. Eğer kaygının arttığını fark etmeye başladıklarında ise şöyle yapabilirler. Mesela topraklama egzersizleri dediğimiz daha çok içinde bulunduğumuz ana yönelik, ana dönmeye yönelik egzersizler. Mesela nasıl? Diyelim ki kaygısı artıyor ve düşünceleri kontrol edilemez bir biçimde depreme yönelmeye başlıyor. Hemen etrafta mesela kırmızı renkte bir şey aramak. Değil mi? İçinde bulunduğu sınıfta ya da çalışma odasında olabilir. Yani topraklamadan kastınız ana dönmek o zaman. Yani aslında düşüncelerinin dağılmasını engellemeye çalışıyoruz. O ana odaklanması için mi uğraşıyoruz? Kesinlikle öyle. Yani kişiyi ana getirmeye çalışıyoruz. Anladım. Çünkü o kaygılar genellikle geleceğe yönelik de kaygılar oluyor. Hmm. Ama bu tür egzersizlerle, yani içinde bulunduğu anda hava nasıl, etrafında neler var, değil mi? Zemin nasıl, kendisini nasıl hissediyor? Tüm bu egzersizler kişiyi ana döndürüyor. O yüzden oldukça etkili. Yani bir anlık o kaygıdan kurtulması ve eski haline dönmesi oldukça kolaylaşabiliyor. Aslında bu yaştaki öğrencilerde zaten genelde yaşanan bir durum var hocam. Ne yazık ki yaşadığımız olayda bunun üzerine tuz biber oldu. Gelecek kaygısı. Gelecek kaygısı özellikle üniversite hazırlık öğrencilerinde. Hangi bölümü seçeceğim? Hangi mesleği yapacağım? Bu mesleği yaparsam, kazanırsam iş yapabilecek miyim? İyi kendimi geçindirecek, ailemi geçindirecek para kazanabilecek miyim? Duygusu zaten varken yaşayacak mıyım duygusu da eklendi buna. Dolayısıyla öğrenciler bu sistemde iyicene korkmaya başladılar. Kısacası biz bunu gelecek kaygısı başlığıyla değerlendirelim. Gelecek kaygısı yaşayan öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Gelecek kaygısı yaşayan öğrenciler özellikle yaşam, yani şu anda daha çok deprem dolayısıyla bir alarm durumundalar. Değil mi? Dediğiniz gibi bir hayatta kalma süreci söz konusu. Acaba hayatta kalacak mıyım? Sevdiklerimin başına bir şey gelecek mi? İşte ben sınavdayken deprem olursa ya da ya sevdiklerimi kaybedersem o zaman ne anlamı var? Okulun, çalışmanın gibi korkuları ve endişeleri olabiliyor. Bu noktada yine bu duyguların ifade edilmesi çok önemli. Yani kişinin ölüm korkusu varsa, çocukların sevdiklerini kaybetme korkuları varsa bunları sevdikleriyle paylaşmaları oldukça önemli. Çünkü biz genellikle bu duyguları bastırmaya çalışıyoruz, görmezden gelmeye çalışıyoruz ki onları yok sayabilelim. Sanki öyle daha kolaymış gibi olacak gibi geliyor bize ama ne kadar bastırmaya çalışırsak, ne kadar düşünmemeye çalışırsak siz de fark etmişsinizdir ki o kadar daha fazla düşünüyoruz aslında. O duyguların etkisi daha da fazla oluyor. Böylelikle şöyle bir durumda söz konusu oluyor. Ne kadar çok düşünmemeye çalışırlarsa çözüm de bulamadıkları için kaygı duru seviyeleri daha da artmaya başlıyor. Ama bunu sevdikleriyle paylaşmak, korkularını, endişelerini, neler olabileceğini, alınabilecek tedbirleri, tüm bunlar çocuklarda yaşanan, ergenlerde, gençlerde, hatta herkeste yaşanan kaygının ve korkunun azalmasına neden oluyor. Peki son günlerde özellikle depremle alakalı paylaşımlar sosyal medyada çok arttı. Bizler tabii ki özellikle hazırlık öğrencilerinin belli bir noktada sosyal medyadan uzak durmasını tavsiye ederiz. Fakat günümüzde özellikle gelişmeleri takip etmek için eskisine nazaran daha yoğun bir şekilde sosyal medya kullanıyorlar. Sizden bununla alakalı birkaç cümle istesem. Evet, sosyal medyayı sürekli takip etmeye çalışıyorlar ve sanki gündemi takip etmezlerse daha da çok kaygılanacaklarmış gibi bir hisleri olabiliyor. Bu aslında şöyle bir durumdan kaynaklanıyor. Yani sanki sürekli kontrol edersem, değil mi, sürekli sosyal medyaya bakarsam bir kontrol hissim olur. Yani anlık olarak o kaygıyı rahatlatıyorlar ama uzun vadede bu kaygının daha da artmasına sebep oluyor. Çünkü sürekli bir kontrol etme isteği, sürekli bunu
kontrol etmek, işte güncel haberlere bakmak, anlık kaygısı gidiyor ama bakmadığında tekrar artmaya başlıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bunları kontrol etmek için belirli bir zaman aralığı belirlemeleri ve o zaman aralıklarında bu tür kaygılarını gidermeye çalışmaları oldukça faydalı olacaktır. Bakın dediğiniz noktadan ben hiç düşünmemiştim. Sosyal medyayı takip etmekteki bilinç altındaki sebep, eğer kontrolü kaybedersem kaygılanacağım. Kesinlikle neyin öyle. Olup bittiğini göreyim, kaygı düzeyimi en azından belli bir seviyede tutayım. Halbuki hiç bakmadığımız zaman çoğu zaman daha rahat hissediyoruz. Kesinlikle öyle. Yani sanki sürekli baktığımızda değil mi bir tedbirli olabiliriz, önleyebiliriz. O tehlike anında hazır olabilirmişiz gibi bir hisse kapılıyoruz ama ne yazık ki bu çok yanıltıcı. Peki hocam, benim de iki tane oğlum var. Bir tanesi üniversite hazırlık evresinde ve ara sıra gelip benimle bu konuları konuşmak istiyor. İşte yaşanan olaylarla ilgili. Sürekli olarak bir genç olarak belki de bunu sorumluluk olarak görüyor. Fakat bazen kaygı düzeyinin ciddi manada arttığını hissediyorum. Artık odaklanma sorunları başlıyor. Genel manada bahsettik, genel olarak yapılması gereken şeyler. Ama bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ebeveyn olarak kaygı seviyesi çocuğumun iyice ne yükseldi? Onu tekrar normal moduna nasıl döndürebilirim? Sanıyorum ki bir kaygı atağı gibi bir durumdan bahsediyoruz. Evet, evet. Yani çok yoğun bir kaygı yükselmesi durumunda belki nefes nefese kalma, mide bulantısı, baş ağrıları, el terlemesi, titremesi gibi belirtiler de görülebiliyor. O anda neler yapabiliriz? Çocuğun güvende olduğunu ona söylemek oldukça önemli. Ve az önce bahsettiğimiz egzersizleri yapmak da oldukça faydalı. Aynı şekilde kaygının aslında belirli bir tepe noktası var. Yani o tepe noktasına vardığında orada belirli bir süre kalabilirse o zamanla azalmaya başlayacak. Bu süreçte neler yapabiliriz? Güvende olduğunu söylemek ama bir yandan da nefesine odaklanmasını söylemek. Mesela 4'e kadar sayarak bir nefes almak, o nefesi tutmak, o nefesi vermek ve 4'e kadar bekleyip bunu tekrarlıyor olmak. Aynı şekilde ana odaklanma egzersizleri dediğimiz, çevrede kırmızı renkteki nesneleri sayabilir misin? Ya da etrafında neler var, bana bunları söyleyebilir misin? Çocuk ya da yetişkin bu egzersizler herkes için geçerli. Yani, bilinçli olarak yapılacak. Bilinçli anladım. Olarak kesinlikle. Yani mesela kaygısı çok yükselmiş, belki panik atak geçiren birini gördüğünüzde değil mi? O an ölecekmiş gibi bir hisse kapılıyor kişiler. Evet. Ki çocuklar da buna dahil olabilir, ergenler de olabilir. Buna benzer egzersizleri yapıyor olmak, şimdi güvendesin, nefesine odaklan, odaklanamıyorum dese bile tamam o halde etrafta bana kırmızı renkte gördüğün 3-4 cismi ya da nesneyi say lütfen gibi söylemlerde bulunmak o anda dikkatini dağıtmasını sağlıyor. Ki kaygının bir tepe noktası olduğundan bahsetmiştik. O zamanla da azalmaya başlıyor. O nokta çünkü sonsuza kadar kaygılı bir şekilde kalmıyor. Bu süreci biraz daha kolay atlatmamızı sağlıyor bu durum. Sevgili arkadaşlar, klinik psikolog Jülide Başoğlu bizlerle beraberdi, sorularımızı cevapladı. Umuyoruz hep beraber bu süreci atlatacağız ve umuyoruz bundan sonra böyle bir süreç yaşamayacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.